Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruhusta kanalımıza hoş geldiniz. Suzuki Herter Otomotiv, Herter Otomotiv'dan hepinize selamlar, saygılar. Motorumuz ne arkadaşlar? Suzuki Vistrom 650 XT. 650 XT özelliği nedir arkadaşlar? Ön far farklı bunda, şöyle görüyorsunuz. Artı motor koruma demiri vesaire yok. Kendi şöyle bir parter sormamız var. Ön çift X ABS. Motorumuza ne yapacağız arkadaşlar? Yan çanta montajı yapacağız. Doğru mu? Doğrudur. Yan çanta. Orijinal Suzuki'nin kendi yan çantalarını takacağız. Vistrom DL650'ye de takılabilir. Aynısı. Takılır. Aynı. Aynı. Doğru. Çünkü alt kısımlar. Şimdi şu kısımlara orijinal, zır orijinal Suzuki'nin kendi çantasını takacağız. Neler geldi? Önce onlara bir bakalım. Gelenler, ürünlerimize. Şu şekilde Suzuki'nin kendi çantaları arkadaşlar. Şu şekilde orijinal üzerinde kilitler geliyor ve tek anahtarla hem kontağı açıp hem çantayı açabiliyoruz. Orijinal kilitleri motor gelirken üzerinde veriliyor arkadaşlar. Dişi kilitleri. O kilitler buralara takılacak ve tek anahtarla hem yan çantalar hem kontak açılabilecek orijinal çantamız arkadaşlar. Bundan iki tane geldi. Bu çantanın akabinde aparatları yanında geliyor. Nasıl bir aparat geliyor? Önce aparatları takacağız. Çanta çuk diye oturuyor zaten. Şu şekilde aparatlarımız var arkadaşlar. Bu aparatlar sağ sol takılacak. Şöyle koyun buraya. Çantaları çeksin. Bunlar hepsi Suzuki'nin kendi orijinal aparatları arkadaşlar. Satılı olana kadar geliyor. Yok işte ben evde kendim hobi çalışıyorum, kendim takarım diyenler internetten vesaireden sipariş verebilir mi? Veremez. Yetkili serviste sipariş verip almanız lazım. Artı bunun kendi şu kilitleri arkadaşlar, motoru ilk sıfır aldığımızda biz bunları veriyoruz kullanıcıya. Bu kilitler nedir diye soranlar oluyordu, motorun içinden çıkıyor bu kilitler. Bu kilitler bu çantaların kilidi arkadaşlar. Böyle çanta aldığımız zaman bunu alttan takıyoruz. Aynı kontak anahtarı, hazır şifreleri işlenmiş. Şöyle deneyelim. Şimdi aynı kendi kontak anahtarını takıyorsun. Kendi anahtarıyla işlem yapıyor bak. Görüyor musun? Şöyle bir şey yakaladım. Ters takıyorsan yine oluyor. Bak. Tek anahtarla işi bitiriyorsun. İkinci bir anahtarı buraya takıp da langur lungur sallanmasına gerek kalmıyor arkadaşlar. Tek anahtarla hem kontağımızı açıyoruz hem de yan çantalarımızı çalıştırabiliyoruz. Bunun altyapısını yapıyorum. Şu an ne yapacağız? Bakalım şöyle hocam. Neler geliyor? Ekstradan şöyle iki tane demirimiz geliyor arkadaşlar. Bu iki tane demir şu kısımlara takılıyor ki çantalar buraya geçmesi için. Onları da hepsini göstereceğim şimdi nasıl takıldığını. Bizi takip eden takipçilerimiz ve ustalar, kalfalar, bu işin öğrenmek isteyen arkadaşlar da görecekler nasıl takıldığını birebir göstereceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da bu tarafı. Her iki tarafım da sağ sol taraflarım şu şekilde aparatları var. Şu da ortak aparatımız. Burada zaten kataloğumuz var. Vidası, civatası hepsi yazıyor. Şimdi bunu servis manuelüne göre takacağız arkadaşlar. Motorumuzu lifte kaldırıyoruz. DL650 XT yan çanta montajı yapacağız. Yan çanta montajı yapmadan önce motorda sökülmesi gereken birkaç parça var. Nedir bunlar? Şu kısım sökülüyor. 2, 4, 5 tane civatası var. 4 alyanla sökülüyor. Onun yerine şu aparatı takacağız arkadaşlar. Bunun yerine. Bunu hemen seri bir şekilde söküyoruz. 4 alyanla. 4 tane civatamız var burada. 4 tane civata alıyoruz. Öncelikle şu şekilde. Şöyle aldık şu kapağı. Bunun yerine arkadaşlar şu aparatı takacağız.
Peki bunun yerine bunu takarken burada ne 2, 4, 5 tane civata kullanıyoruz. Şimdi aslında burada şema var ama biz ustalar veya ben sürekli bu işi yaptığım için arkadaşlar buna hiç bakma gereği duymuyorum. Eğer siz böyle kendiniz yapacağınız zaman zaten burada ne demiş? 2 tane bundan göndermiş. 2, 4, 6, 8, 10 tane kul. 10 tane civata, 4 tane de ekstra civata göndermiş. Burada yazıyor zaten hangi aparatları kullanacağınızı, hangi anahtarları kullanacağınıza kadar yazıyor. Fakat biz ezbere iş yaptığımız için arkadaşlar, bildiğimiz için şu şekilde sağ tarafın poşeti, sol tarafın poşeti burada. Burada nedir? Poşetin içerisinde çıkan civataları şöyle döküyoruz yere. Her civatanın kendi çapında bir tane kulu var. Şu şekilde beş tane civatamız var. Beş civatanın da kendi çapında aparatları var. Ortadakine bulatacak sadece. Şu şekilde getiriyoruz. Şuraya tutacağız arkadaşlar. Bunu oturttuktan sonra diğer aksamlara başlıyoruz montajına. Şimdi bunu şöyle bir bakalım. Nasıl fark edebilir? Buna dikkat edeceğiz. Mesela sağ sol fark edebilir arkadaşlar. Bunu da fark ediyoruz. Bakıyoruz. Şimdi diğer tarafı alıyoruz şöyle. İkisi de birbirine çok benzerdir. Buna dikkat edeceğiz. Evet, kısmen fark ettik arkadaşlar. Buradaki yerimize taktıktan sonra şu şekilde 10T ile bunları yerine sıkıyoruz arkadaşlar. 5 tane 6 metrik şöyle anahtarlar çıktık. Sadece tutturuyoruz ilk etapta. Şunu da şu şekilde montajını yapıyoruz. Durduralım kısa bir. Evet arkadaşlar, şimdi sağ tarafı taktık. Sol tarafında aparatların şu şekilde boruları var. Bak şu şekilde bunları şöyle takıyoruz. Çantamızın önce alt zeminini hazırlıyoruz arkadaşlar. Alt zeminini hazırladıktan sonra bir de şu kısımdan tutacak bir yeri var. Onu da ayarlayacağım. Orijinal malzemenin her şeyi üzerinde geliyor arkadaşlar. Ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Bilginiz olsun. Şekilde ayağımız var. Bu ayaklar biri sağ tarafa, biri sol tarafa takılıyor. Bu şekilde civatalar üzerinde gelir. Bunlar çantanın gireceği kısımlar arkadaşlar. Bunların da şurada yerleri var. Bu şekilde. Çantanın yönüne göre bunlar takılacak. Sintetik. Evet. Hemen hemen hazır. Evet arkadaşlar, yan çanta montajımız hemen hemen bitti. Bir kilitlere uyarlayacağım şu an. Suzuki Vistrom DL650XT. DL normal DL650'ye de takılabiliyor. Suzuki'nin kendi çantası arkadaşlar. Orijinal çantası. Çuk diye oturuyor arkadaşlar ve fazla çıkıntı vermiyor. Şimdi bu çantaların farklı sistemlerini takanlar var. Şuralara kadar çıkıntı yapıyor. Araya deriye giremiyorsun. Egzoz için ekstra ne yapmış arkadaşlar? Yanmaması için şöyle çantanın, bak buraya da ayrı bir yanmaz folyosunu vesairesini çantaya koymuş. Şu kısım şu şekilde. Suzuki orijinal çantası arkadaşlar. Vistrom
DL650 XT arkadaşlar. 2023 model. Çantalarla nasıl duruyor diye merak edenler için şöyleden arkadan görünüşünü de göstereyim arkadaşlar. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Suzuki Vistrom DL650 yan çanta montajı arkadaşlar. Evet. Kilitleri uyarlayacağız. Çantamızın montajı yapıldı. Çantamız neler alabilir? İç kısmı şu şekilde, ıvır zıvır böyle yağmurluk vesaire, otele gidiyorsun, kıyafetin var veya bir şey var, buraya koyabiliyorsun. Şu şekilde bak, şurayı da makaralı yapmış, şöyle kapandı. Şu kısım, şöyle bastığımız zaman arkadaşlar, çantayı kilitliyor, açılmıyor. Aynı anahtarla kilitledik, hiçbir yere açılmaz. Bu anahtar aynı zamanda kontağı açıyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bak, kontağımızı açtık. Kontak anahtarı, tek anahtarda işi bitirdik yani. Tek anahtar, kilide geldik. Şu şekilde çanta nasıl açılıyor diye isteyen olacak. Şöyle açacağız. Şurayı açtıktan sonra açıktan şu kısım şöyle yukarı alıyoruz. Şöyle çıktı. Şu şekilde otele git vesaireye git. Bunu tekrar nasıl takacağız? Gelelim Şansal Hoca. Tekrar takarken şurada bir çıkıntımız var. Bu çıkıntıyı şuraya hizalıyoruz. Şu şekilde. Burada da üstteki kancaları yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Üstteki kancalar yerine oturdu. Aşağı oturdu. Şunu kapatıyoruz. Kilidimizi kapatıyoruz ve bura açılmıyor. Şimdi öbür çantaya gelelim. Aynı anahtarla diğer çantamızda şu an kilitli. Hiçbir yere açılmaz. Çantanın içini açacağız sadece mesela. Şöyle açtık. Şu kısım var. Şöyle. Çanta açıldı. İçine bakalım şöyle görsün arkadaşlar. Buraya yarım kas alabilir, kılık kıyafetinizle alakalı yağmurluk vesaire ıvır zıvır alabilir. Bir yerden alışveriş yaptın, nereye koyacaksın? Atıyorum uzun yol gidiyorsun, sıvı gıda tüketmen lazım. Buraya koyabilirsin, bir sıkıntı olmaz. Burayı yaydı, şöyle kapanıyor. Burayı da nasıl açarız diye düşünenler olacak. Burayı da şunu açarken arkadaşlar şu şekilde açtık, yukarı çıktı. Şimdi şurada üst cazibemiz var. Şurada bir tırnağımız var bak. Şu şekilde kapattığımız zaman bak burada şu olay önemli. Bu şuraya giriyor arkadaşlar. Tekrar takarken bura aşağıda duracak. Şu şekilde ayarlıyoruz. Üstleri ayarladık. Burada sıra önemli. Şuraya gelelim. Şurada lastikli süspansiyonlu bir geçme yerimiz var. Burada oturdu. Hepsinden eminiz. Şurayı şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Her yer takıldıktan sonra şu kısmı kapattık. Bu şekilde kilitledik. Çantamız açılmaz. Tek anahtarla içi bitiyor. Aynı yolu olsun diyoruz. Yani bu tarz çanta taktırmak isteyenler, kendi takmak isteyenler vesaire böyle takar. Bunun haricinde şuraya da bir tane farklı bir çanta takılabilir. Nasıl yani farklı bir yük atacağım vesaire diyenler için. Yani illa bu say çantalar, adventure çantalar şart değil. Bu şatın, gibinin, kaptanın güzel çantaları var. Buraya ondan kombine yapabilirsiniz şunun üzerine. O zaman ne olur? Buraya kaptığını da korsun, kıyafetini de korsun. Veya bez çantalar var, valiz olur vesaire olur. Buraya şuradan destek alarak bağlanılabilir. Bunlar da, bundan tek avantajı şu arkadaşlar, fizik kurallarına aykırı değil. Nasıl aykırı değil? Motorun çıkıntısından farklı bir çıkıntısı yok. Yani bu çok önemli. Benim en çok dikkat ettim. Şu cam ayaklıktan sonraki çıkıntıdan fazla bir çıkıntımız yok. Yani şuraya ikinci bir kişi bindiği zaman, ayağını bastığı zaman hem onu korumuş oluyor hem de fazla çıkıntı yok. Yani trafikte zaten motosikletin en büyük avantajı aralardan, derelerden sıyrılıp geçebilmek. Çok aşırı trafik yoğunlaştı ama yan çantalar, şöyle çıkıntılı çanta takanlar var. Gidemiyorsun, o zaman araçta git daha iyi, motora niye biniyorsun diye söylüyorum, kızmayın. Çünkü ben de devam trafikte motorla seyahat eden birisiyim. Ama şu şekilde bu motorla arıya deriye istediğin gibi aynanın geçtiği yere, şu yan ayakların sürtmediği her yerden geçebilirsin. Ama diğer yan sanayi yapıyorlar, o arkadaşlar da tamam bir emek sarf ediyor ama şu estetiği veremiyor. Niye veremiyor arkadaşlar? Gel buradan şansımızda. Şuraya aşırı bir boşluk veriyorlar. Bu çantalar da şuralarda geziyor. Öbür de burada geziyor. O zaman bunun motorluktan çıkmış oluyor. Dört tekerli mini kupur gibi ara bulman lazım girmen için.
Onun için fazla çıkıntılı çanta kaza yaptırır arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz ama bunun şu an için motora henüz hafif zararı yok. Çünkü bu Japonya'da mühendisler bu motora göre uyarlamış, tasarlamış. Bak şekli her şeyi 10 numara oldu. Ha, ücreti biraz pahalı olabilir ama kalite hiçbir zaman için ucuz olmadı arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Yani motorun kaliteli, yan çantan kaliteli, alt sehpan kaliteli olması lazım. Şimdi bu motorları alt sehpa alıyorlar 2-3 liraya. Takıyorlar, 3 gün sonra yayları kırılıyor. Yolda giderken lahluk sesler geliyor. Bana servise çöp geliyor. Hiç taktırma. Can sehpada da dursun daha iyi. Onun için her şeyin orijinali arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman cuk diye oturdu ve çok da güzel bir görüntü verdi. Artı egzozla alakalı ısı yalıtımı olayı var arkadaşlar. Isıyı çantaya vermiyor. Adam ona göre tasarımını yapmış. Şimdi diğer çantalar niye yanında fazla duruyor? Adam egzozu ekalte edemediği için egzozdan sonraya çantayı koymuş. Yani böyle motorlar da var, şabalak gibi. Yani belki bazı ilk videolarıma falan bakın, kocaman çanta şöyle yanlarda, ortada. Yani onun için arkadaşlar her şeyin orijinalini kullanalım. Orijinali yoksa da hiç takmayalım daha iyi. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Kanalımıza abone olalım, like atalım.